Selamünaleyküm arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte batiklik iplerimiz ve beyaz ipimizle birlikte çok güzel bir model çalışacağız inşallah. Bu modelimizi bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, hırka olarak, yelek olarak, patik olarak birçok yerde ve büyük örgülerde de kullanabilirsiniz. Modelimiz için ben 3 numara şiş kullanacağım. Sizler elinizin sıklığına ve seyrekliğine göre örgünüzde şişlerinizi değiştirebilirsiniz. Modelimizi arkadaşlarım ben yelek olarak da bebek yeleği olarak da çalışıyorum. Bunun da en kısa zamanda videosu kanalımızda olacak. Güzel bir modelimiz oluyor uygulamış olduğum. İnşallah bunun yapımını da sizlerle detaylı paylaşacağım. Bugün sizlere yapmış olduğumuz bu güzel modelimizi aralarında ister batikli olarak iplerinizden veya kalan iplerden olabilir. Rengarenk de yapabileceğiniz, iki renk olarak da yapabileceğiniz güzel bir modelimiz. Modelimiz için iplerimizden alıyoruz arkadaşlarım. Ben kısa bir bölümünde çalışacağım için çok fazla ilmek sayımı atmayacağım. Sizler yapacağınız yere göre bunun sayılarını daha fazla veya noksan da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yapmış olduğunuz değerli yorumlar ve beğeniler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Çok kıymetli ve çok değerli. Sizler de eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve beğeni, yorum, paylaşım yaparsanız bizlere daha çok destek olursunuz. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beyaz ipimden bir miktar alıyorum. Burada iki şiş üzerine bu şekilde veya siz farklı da atabilirsiniz ilmeklerinizi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. İki ve katlarından oluşan bir örgü modeli. Altında istediğiniz haroşa veya lastik hangisinden yapmak isterseniz o şekilde modelimize yapabilirsiniz. Ben model çalıştığım için arkadaşlarım 16 ilmek ile başladım. Burada önden ve arkadan haroşalarımızı benim gibi düz alıyorsanız her iki taraftan aynı şekilde, bir de bu şekilde ters olarak alıyorsanız her iki tarafta da aynı örgünüzü örerek devam ediyoruz. Bunun altında lastik de kullanabilirsiniz. Her istediğiniz lastiği, haroşayı çalışabilirsiniz arkadaşlar. İpleri değerlendirmek için de yine güzel bir model. İlmeklerimizi başta ve sonda bir tarafta ördüysek diğer tarafta örmeden alıyoruz. Ben diğer tarafında örmemiştim. Burada ördüm. Hemen kısa bir haroşa çalışıp üzerine renklerimizi uygulayabiliriz. Bebek battaniyesinde de yine çok yakışan bir model. Bakın bu şekilde ördüysek ön yüzünde örmeden ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar önden ve arkadan yaptıktan sonra modelimizin kurumuna geçelim. Arkadaşlar burada hemen model çalıştığım için buradan bağlıyorum ipimi. Sizler bu şekilde önünde haroşa veya lastik koyacaksanız bunu yaptıktan sonra hemen yanına renkli olan ipimizden bağlayarak devam edebilirsiniz. Renk değiştiğim için baştaki ilmeğimi de örüyorum. Burada iplerimizi aradan getirirsek daha sonra kesebiliriz. Önden düz, arkadan ters olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Evet arkadaşlar renk değiştiğim için bunu da örmem gerekiyordu.
Arka yüzünde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi kendimize doğru ipimiz, bakın çok kolay ilerleyen güzel bir model. Aralarını birkaç sıra daha fazla veya noksan da yapabilirsiniz. Bunun bir değişik modelini yine kanalımızda paylaşmıştım. O yan yana olan üst üste ve daha aralıklıydı arası. Bu biraz daha farklı çalıştım. Tekrar ön yüzüne geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi önden düz, arkadan ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın batikli iplen de ayrı bir güzel durdu. İplerim evde olan iplerden, sizler istediğiniz marka veya ip kullanabilirsiniz. Batikli ip yoksa da evde bulunan ipleri değerlendirmek için de çok güzel bir model. Renk renk veya iki renkte yapabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada beyaz ipimizi alıyoruz. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Bir tane beyaz. Ve şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir düz örüyorum ipim diğer tarafta. Yanına bir ters ilmek örüyorum. Burada şişime almış olduğum ipi İki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar edelim bakalım. Şişimizin üzerine ipimizi aldık. Bir tane düz örüyoruz. İpi kendimize doğru alıyoruz. Bir ters örüyoruz. Şişimizin ilmeklerin üzerinden geçirerek modelimizi bu şekilde ipleri farklı bir görünüm oluyor. Bakın ipimizin üzerinde bir düz, bir ters ve iki ilmeğimizin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Sayılarımız değişmiyor bu şekilde. Sonda bir ilmeğimiz kaldı. Onu da örüyoruz. Bırakıyoruz. Lastik veya haroşa yapacaksak arkadaşlar, iki ve katlarını hesaplayıp kenarına, burada 7 ilmek koydum. Diğer tarafına da 7, 14 ilmek fazladan yaptım. Sizler yapacağınız yere göre, lastik yapacaksak önüne haroşa veya lastik, 7, 2 ve katlarını hesaplayıp yanına da bu sayı, öndeki lastik sayısını ilave ederseniz örgünüz denk gelecektir. Arka sırasındayız. Bütün ilmeklerimizi kendimize doğru ipimiz ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada renkli ipimizi alıyoruz. Renk geçişi olduğu için ipimizi, baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. Arkasındayız. Arkadaki bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar ön yüzüne geldik. Bakın örneğimiz belirginleşti.
Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Aynı renkte olduğu zaman bu baştaki ilmeği örmeden işimize alıyoruz arkadaşlar. Renk değişince örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 4 sırada bir beyaz ipimizden, siz hangi renk çalışacaksanız o renk kullanabilirsiniz, aradaki düz renk olan ipinizi. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir sıra daha yapalım. Bakın, beyaz ipimizden baştaki ilmeğimizi ördük. Bir tane bir ipimizi işimize doladık. Bir düz ipi kendimize doğru alıp bir ters yapıyoruz. İki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, modelimiz ön yüzünde de tekrar ettik. Bu şekilde oldu. Çok gösterişli ve ilerleyen bir model. Arka yüzünde de yine bütün ilmeklerimizin hepsini kendimize doğru ipimiz ve bu şekilde ters örgü dediğimiz örgü şeklinde, bakın ikili ikili belli oluyor modelimiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde tekrar eden bir model. Bakın burada yine yeleğimizin diğer parçasını göstereyim. Arkadaşlar modelimiz, bakın burada yine tekrar göstermiş olayım. Bebek yeleğinde yaparsak bu şekilde model çalışacaksanız, benim yaptığım gibi her iki tarafında haroşa veya lastiğinizi yapıp aradaki bu modeli çalışabilirsiniz. Burada da yine diğer tarafını yaparken bakın ilik açmıştım. Burada modelimizin detaylı yapım paylaşılacak. İstediğiniz şekilde bebek örgülerinde, battaniye olarak, büyük örgülerde, hırka olarak çok yerde kullanabileceğiniz, yapımı kolay, güzel bir model arkadaşlarım. Şişimizi ipimizin üzerine bu şekilde alıyoruz. Bir düz, bir ters ilmeğimizi örüyoruz. Şişimizi almış olduğumuz ipimizi bu şekilde modelimizin yapımı devam ediyor arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Bizleri elemeklerim16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı kalınız. Bizleri takipte kalınız inşallah.